Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bahar çiçeği lif modelinin yapılışını anlatacağım. Hanımlar, lifim için iki renk ip kullanıyorum. Dilerseniz üç renk de kullanabilirsiniz. Lif olarak, ip olarak iki katlı bonbon marka lif iplerinden kullanıyorum bu şekilde. Tığım ise 2 numara 1.75 milim ve ben hemen lifimin yapılışına geçiyorum. Hanımlar, bu şekilde parmağıma doladım. Şuradan bir tane kilit zincir yapıyorum. Şöyle. Bir tane kilit zincir yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi yaptım. Şuraya batarak iki ucunu birleştiriyorum. İpimi bu şekilde uzattım. 1 4 batımlık veya 3 batımlık bir tane fıstık yaptım. Arasına bir zincir, tekrar aynı yere batarak bir tane daha fıstık yaptım. Dilerseniz ipinizi tutup kapatırsınız. Dilerseniz ipinizi tutmadan da kapatabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor. Bu şekilde hanımlar, toplamda 10 tane fıstık yapalım. Aralarına bir zincir. Şöyle fıstık sayımı 10'a tamamlayıp geliyorum. Hanımlar, fıstık sayımı 10'a tamamladım. Şimdi kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Bu şekilde kaydım. Şimdi araya kayıyorum. Tekrar ipimi uzatarak buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Araya bir zincir. Başına doladım. Tekrar aynı yere batarak buraya bir tane daha fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım. Araya bir zincir. Hemen başına dolayıp bir ileriye. Tekrar bu şekilde bir fıstık yaptım. Yine araya bir zincir. Aynı yere bir tane daha fıstığımı yaptım. Hanımlar, araya bir zincir yapıyoruz. Şöyle boşluklara ikili fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Şöyle bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Bu şekilde sıramı tamamladım. Yine kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Bakın, araya da kayabilirsiniz, sıkıntı değil. Şöyle. Şimdi ipimi uzatarak her bir araya, boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1-2 tane zincir. Eliniz çok sıksa 3 tane de yapabilirsiniz. Ben elimin sıklığına göre zincir sayımı 2 olarak yaptım. Şöyle ileriye bir tane daha fıstığımı yaptım. 1-2 tane araya zincir. Tekrar bir ileriye bir tane daha fıstığımı yaptım. Her bir güzene bir tane fıstık yapalım. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. Şöyle. Hanımlar, bir kere de çıkarım. Benim bazen iki kere de çıkıyor. Sıkıntı olmuyor. Yine siz bir kere de çıkarırsanız daha güzel olur. Şöyle. Bakın, herhangi bir toplanma olmadı. Bu şekilde bu sırayı da bitirip gelelim. Bu sıramızı da bitirdim. Şimdi yine kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Şöyle. Kaydım. Bu sırada hanımlar, yine araya kaydım. İpimi uzatıyorum. Burada çift fıstık yapalım. Bir tane fıstığımı yaptım. Kapattım. Arasına bir zincir.
başına doladım. Aynı yere batarak bir tane daha fıstığımı yaptım. Tekrar fıstığımı kapattım. Araya bir zincir, başına doladım. Hemen bir ileriye bir tane fıstık, fıstığımı kapattım. Bir zincir, hemen bir ileriye, şuraya bir fıstık, fıstığımı kapattım. Araya bir zincir yaparak tekrar aynı yuvanın içine bir tane daha fıstığımı yaptım. Şöyle. Bu şekilde kapattım. Bu sırada ise bir çift, bir tek, aralara ise birer zincir yaparak yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle. Hanımlar, toplanması sıkıntı olmuyor. Son sırada hepsi gayet güzel düzeliyor. Bu sırayı da bitirip geliyorum. Bu şekilde bir çift, bir tekli yaparak yine sıramın sonuna geldim. Burada yine kaydırma tekniğiyle şu ara boşluğa kaydım. Hanımlar, burada iki zincir yaparak ipimizi buradan koparalım. Şöyle. İki zincir yaparak ipimizi koparalım. Şöyle. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Hanımlar, siz eğer 3 renkli yapacaksanız bu sırayı yeşil yapabilirsiniz. Ben kendi 2 renkli yaptığım için bu sırayı yeşil yapmıyorum. Şimdi şu kopardığım yere batarak şöyle ipimi alıyorum. Şuraya ipimi sabitledim. Şöyle. İpimi sabitledim. Bu fazla olan ipinizi dilerseniz arada götürebilirsiniz. Yine bu sırada aynı şekilde tekli fıstık yapıyoruz. Bir tane yaptım, kapattım. Araya bir, iki tane zincir. Şöyle. Araya iki zincir yaparak hemen bir ileriye bir tane daha fıstığımı yaptım. Yine bir, iki tane zincir ileriye bir tane daha yaptım. Bir, iki zincir ileriye bir tane fıstığımı yaptım. Hanımlar, bu sırayı da bu şekilde bitirip gelelim. Hanımlar, bu sırada hafif toplanma oldu ama önemli değil. Bu son sırada düzelecektir. Yine kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Bakın, şuraya kaydım. Burası bizim lifimizin düz tarafı. Şimdi lifimi bu şekilde çeviriyorum ki iki tarafta güzel dursun diye bu tarafından devam edeceğim. Bakın, burası bizim düz. Bu şekilde çevirerek devam edeceğim. Şimdi buraya kaydım. Bu arada bu son sıramız hanımlar. 1, 2, 3 tane zincir. Başına doladım. Şuraya batarak 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 fıstık dolgusu yaptım. Kapattım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Tekrar şuraya batarak kapattım. Aralara zincir yapmıyoruz. Direkt bir ileriye bu şekilde kaydım. Yine 1, 2, 3 tane zincir başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 batımlık fıstığımı yaptım, kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir şuraya batarak kaydım. Yine bir ileriye kayarak diğer yuvaların içine de bu şekilde yaparak devam edelim. Hanımlar, sıramızın sonuna kadar mantığımız değişmiyor. Bu şekilde kayıyorum ve aynı şekilde
bütün yuvaları doldurup gelelim. Hanımlar, bu şekilde ilerleyerek sıramı bitirdim. Burada ipimi kopardım. Şimdi aynı şekilde daha önce 5 tane daha yapmıştım. 5 parça daha yapmıştım. Şöyle diğer parçalar da bu şekilde zaten. Hepsi aynı. Bir tane yapan diğerlerini de rahatlıkla yapabilir. Şimdi hanımlar, bu parçalarımızı iğne yardımıyla birleştireceğiz. Şimdi 4 taneyi şöyle kenara alarak 2 tanenin birleşmesine geçelim. Şimdi burası, bakın, ters tarafı şöyle tutalım. Buradan ipimizi koparmıştık. Aynı şekilde burayı da bulalım. Şurada ipimizi koparmışız. Bakın, düz taraf iç kısma bakıyor. Şöyle şu iki kopardığım yeri iğne yardımıyla burayı dikiyorum. Şöyle. Bakın, şuraya battım. Şöyle düm atarak burayı dikelim. Tekrar batıyorum, sağlam olsun diye. Birkaç kere batalım. Şöyle diktim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şuraya da bakın 9 taneyi sayalım. Başka bir iğneyle şurayı aynı şekilde tuturalım. Hanımlar, düğüm atmadığım için açılma oldu. Şimdi düğüm atarak burayı sıklaştıracağım. Şöyle. Bunu bu şekilde bırakalım. Bakın, 9 tane saydım. Şimdi iğnemi alarak bu taraftaki iğnemi, bu arada ipim çift kat çünkü sık olsun diye çift kat yaptım. Şimdi şuradan aşağıya inelim. Şu şekilde. Bakın, tam şuraya. Beyazımızdan bir sıra aşağıya. Şöyle. İki taraftan da alarak ilerliyorum. Şöyle batıyorum. Hem bu taraftan hem diğer taraftan batarak dikiyorum. Hanımlar, dikerken çok dikkat edelim. Yamukluk olmasın. Şöyle. Dikerken de bu taraftan bakalım hanımlar. Şöyle bakalım ki düz olsun. Yine bu şekilde dikiyorum. Kadar diktim. Şuradan yukarıya doğru gidiyorum. Şuradan hanımlar ipimizi kesiyoruz. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Bakın, bir parçayı bu şekilde diktik. Şöyle. Diğer kalan parçaları da aynı şekilde dikeceğiz. Yine bu parçadan tutuyorum. Bakın, ipimi kopardığım yer burası. Tam şurası. Şöyle tutuyorum.
bakın. Şimdi burayı kesiyorum. Bu parçayı da alıyorum. Şöyle bakın, iç tarafa bakıyor zaten. Şurası bizim dikişlik yerimiz. Buradan ipimi sabitliyorum öncelikle. Şöyle ipimi sabitledim. Şimdi ipimi sabitledim. Bakın bu şekilde tutalım. Şöyle. Bakın buradan bir tomurcuk geriye. Bu şekilde bir tomurcuk bıraktım bu arada. Bir tomurcuk bıraktım. Şuraya ipimi sabitliyorum. Şimdi 9 tane sayarak, bakın şöyle 9 tane sayarak dikelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurayı dilerseniz yine buradaki iğnenizle şöyle tutturabilirsiniz. Dilerseniz dikip, dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Şuraya kadar aynı mantıkla burayı diktiğimiz gibi dikip gelelim. Hanımlar, ikinci parçayı da, pardon, üçüncü parçayı da ekledim. Şimdi yine buradan ipimizi koparıyoruz. Diğer parçaları da aynı şekilde. Bakın şurası kopardığım yer. Bu şekilde çeviriyorum. Burası bizim ipimizin düz tarafı. Yine buradan bir tane fıstık bırakıyorum. Şöyle şuraya iğnemi batarak şurayı sabitliyorum. Şöyle yine bir fıstık bıraktım. Şuraya sık bir düğüm atıyorum. Şöyle. Aynı şekilde hanımlar, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. noktaya kadar bu şekilde dikelim. Sırayla hepsini bu şekilde aynı mantıkla dikip gelelim. Hanımlar, bu şekilde yaparak bakın son parçayı da diktim. Şimdi şurası bu şekilde kaldı. Yine burada bu tarafta bir fıstık, bu tarafta bir fıstık bırakarak burayı bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle dikelim. Hanımlar, bakın bu şekilde bu taraftan 9 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu şekilde 9. Şuraya ben iğnemi batıyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde şuradan bir sıra beyaz altından dikerek sıramı bitiriyorum. Hanımlar, lifimi bu şekilde hepsini diktim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Ben de ilk kez bu modeli yaptım. Biraz sıkışık oldu çiçekleri. Dilerseniz iki tane de şuradan fıstık bırakarak yapabilirsiniz. Ortası şöyle kaldı. Dilerseniz bu şekilde bırakırsınız. Bakın. Dilerseniz de şöyle bir tane puf çiçek yaparak şuraya sabitleyebilirsiniz. Bu arada lifimizin arkası da bu şekilde. Şöyle ben puf çiçeğimi şuradan ipini alarak bu taraftan da batıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle. Şuraya sabitliyorum.
hanımlar, lifimiz bitmiş oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.